Dostlar merhaba. Bugün size gitar teli nasıl takılır onu göstereceğim. Bir de bazı gitar telleri, daha doğrusu birçok gitar teli fabrikasyon gitar tellerinde bu tarz şeyler oluyor. Bazı arkadaşlarımız bunları gitarın teli bozuk diye. Burada mesela şeyler açık. Uçları açık. Bunun da bir sebebi var. Bu teli açıyorsunuz. Bu bizim 6. telimiz, yani la telimiz. Çok konuşmadan bu telleri takacağız ama biraz bilgilendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu yüzden çok problem yaşayan arkadaşlarımız var. Şimdi bu gitar telinin iki ucu var. Bir ucu bu şekilde düz. Bir ucunu da makine böyle bilerek pürüzlü bırakıyor. Görünüyor mu? Yani burası biraz daha açık. Burası kulak kısmına geliyor arkadaşlar. Yani gitarın buradaki kısmına geliyor. Şuradaki deliklerden geçmesi için gitarın telini bu şekilde bırakmışlar. Burada ip var zaten. Bu telde bir sorun yok. Onun açıklamasını yapmak istedim. Şimdi gitar telini takmak için önce eskilerimizi sökmemiz gerekiyor. Bunun için bir tırnak çakısıyla şuradan kesiyoruz telleri. Niye gülüyorsun? Çok mu komik? Bu şekilde kesiyoruz. Neye gülüyorsun? Sabaha kadar gül. Ben bu videoyu çekeceğim. Sonra bu telleri buradan çıkarıyoruz. Nasıl konuşma yapmamı bekliyorsun acaba? Seni güldüren şey ne? Tövbe estağfurullah. Lan oğlum deyip başlıyor. Çok konuşmama falan filan muhabbet. Nedir öyle? Denilir. Çok konuşmadan gitar teli takacağız. Bu telleri söktük arkadaşlar. Bu teller gebermiş. Geberdiğini nereden anlıyoruz? Buraları paslanmış. Yani perdelerin pası geçiyor. Bu tellerimizi de çıkardık. Bunlar tiz tellerimiz. Şimdi buradaki telleri çıkardıktan sonra çok konuşmayacağım derken lafın gelişiydi o. Gitar teli takan adamlar canı sıkılmasın diye muhabbet ediyoruz. Bu tel atmıştı zaten. Kendi kendine kopmuştu tel. Ha, tel de kendi kendine kopabilir yani. Bu tel koptu diye oturup yasını tutmayın. Tel koptuysa yenisiyle değiştirin. Ben üşeniyordum tel değiştirmeye. Uzun zamandır. O yüzden artık gitar kendi kendine tel koparmaya başladı. Şimdi bu telleri bir tane öğrencim var, Mehmet, o takacak bu telleri, ondan eğitim alacağız. Gitar teli eğitimi. Ben mi diyor? Hocam ben akıllarız orada. Gitar telini nasıl takayım diyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Bir öğrenci gitar teli takmayı bilmiyorsa gitarı çalmayacak. Doğru mu? Ha, takarım o zaman diyor. Alayına takarım diyor. Adımı bile Takaro yaparım diyor. Buradan çıkarıyoruz. Umarım görülüyordur. Görünüyordur ya da. O tırnak makasıyla kestiğimiz yerlerden kısa kestim ki buradan rahat çıksın. Buradan tellerimizi çıkardıktan sonra burayı silmemiz gerekiyor. Çünkü burası toz oluyor. Kısa bir video çekmek isterdim, böyle bir dakikalık, 30 saniyelik falan, ama gitar teli takmak öyle bir 30 saniyede takılacak bir iş değil. Sıkılan varsa videodan çıkabilir. Bu video tamamen gitar teli ile alakalı. Buraları siliyoruz bir tuvalet kağıdıyla ya da ıslak mendille ya da bir bezle. Evet, sonra burayı siliyoruz çünkü burası da çok toz oluyor. Silmeye de bilirsiniz tabi, o sizin gitarı nasıl görmek istediğinizle ilgili. Ama özellikle şu klavyeyi silmemiz lazım. Çünkü burası malum yaz olduğu için elimiz terleyecek. Burası bayağı bir kirlenecek, oksitlenecek. O yüzden buraları silmemiz gerekiyor biraz. Böyle çok da çamaşır suyuyla falan silmeye çalışmayın, kalkışmayın. Gitarı mahvedersiniz. Gitar temizleyiciler var, satılıyor. Ben hiç kullanmadım ama mutlaka bir işe yarıyordu.
Şimdi şöyle yapalım. En üst telimizden başlayalım. 6. telimizden. Yani mi telimizden. Önce basları takmayı tercih ediyorum. Şimdi bu basterlerde dediğim gibi telin bir ucunda ip var arkadaşlar. Şu ip olan kısmı gitarın kulak kısmına, yani şöyle yapalım. Gitarın burgu kısmına getireceğiz. Bu kısma, şu kısma. Pardon. Bu kısmı da, bu düz olan kısmı da buradan aşağıdan en yukarıya, yani en üste gelecek şekilde. Bunu bu kadar çekerseniz bu teli fazlalık, bu tel buraya yetişmez kulak kısmına. O yüzden burada bunu sarmadan önce bir ayarlamanız lazım. Bu tel ne kadar gidiyor? Bu şekilde. Burada teli takarken dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu teli bu taraftan içten dışa doğru bir kere atıyoruz. Şu kadar pay ayırıyoruz arkadaşlar. Bunu telin arkasından bir tur döndürüp şu şekilde telin altından dışına doğru çıkarıyoruz. Şu şekilde bir düğüm atıyoruz. Sonra bunu biraz çekip tekrar telin üstünden, bu sefer arkasından değil, telin üstünden atlatıp tekrar bu aradan öbür tarafa gönderiyoruz. İki tane boğum yetiyor buraya. Sonra bu teli alıyoruz. Dikkat ederseniz buraya çok fazla bir pay bırakmadım. Yani şöyle bir pay bıraksaydım bu tel buraya yetişmeyecekti. Bu teli burgulardan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani birincisi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraya gelecek şekilde şuraya takacaksınız. Bunu buraya iki kere tur attırmayın. Çünkü bu arayı bozar. Bu en kalın tel gitarda. Bunu bir kere buradan biraz ittirdikten sonra şöyle bir tel sarma aparatımız var. Bu şekilde sarıyoruz. Tamam mı? Gitar telini. Bunların bu arada üretimine başladık. Bunlar yakında siteye yüklenecektir. Linkini aşağı koyacağım. Bu tel sarma aparatı arkadaşlar. Şu şekilde kolayca sarabiliyorsunuz bununla. Plastik sağlam bir malzemedir. Kırılmaz, bükülmez. Şimdi 6. telimizi taktık. Sonra akortlayacağız. Şimdi 5. telimize gelince bu telle ilgili söylemiştim. Bunun iki ucu var. İpli ucunda biraz sünmüş tel. Bu kısmı üste ayırıyoruz. Bu alta takacağımız kısma da yine bu şekilde içten dışa doğru alıyoruz. Gitar telinin arkasından bir tur dolayıp altından alıyoruz. Burada yani 2 santim falan bir boşluk bırakın. Çok fazla bırakmayın. Çekiyorsunuz. Sonra bu sefer üstünden alıp tekrar altından ileri itiyorsunuz. 2 düğüm yeter buraya. Fazla düğüm yaparsanız buradaki tahtayı bozar. Sonra saymıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 5. tel olduğu için. Şurada yani bu gitarın böyle tuttuğumda sağ tarafında, size göre sol tarafında. Bu ip olmasının sebebi de buradan rahat geçmesi için bu arada. Buradan teli ileri alıyoruz bir tur. Bunu da çok çekmiyoruz. Üstüne saracağız bunu. Yani şu kadar bir fazlalık bıraktım. Şu kadar bir fazlalık var. Burada da 2 santim, 3 santim gibi bir fazlalık var. Sonra bunu tekrar sarmaya başlıyoruz. Bu bunun üstüne sarılacak. Şu şekilde sarma aparatımızla kolay bir şekilde bu telimizi de taktık. Şimdi geldik R telimize. Yani 4. telimize. Bu telde de hikaye aynı. Bu ipli taraf, yani ip dediğim bunun içinde ipek var arkadaşlar. İpekli, ipeği görünen tarafa, tarafı üste alıyoruz, burgu kısmına. Bu teli paketten çıkardıktan sonra da düzeltin teli. Yani bir böyle düzelsin kendi kendini. Sonra buradaki sistem yine aynı. İçten dışa doğru bir boşluk.
Sonra üstten alıyoruz. İçten değil de üstten. Bir. Buraya bir tane daha fazla atabilirsiniz. Bu tel inceldi çünkü. Yani burada şöyle bir görüntü oluşuyor. Sonra dediğim gibi buraya yetişmesi için altı 1 santim ya da 2 santim pay bırakmanız lazım. Bunu da aynı şekilde bir kere bu taraftan ittiriyorsunuz. Yine burada böyle 2 santim bırakacak ya da 1 santim bırakacak şekilde. Kulağı çevirmeye başlıyorsunuz. Bu fazlalığı serçe parmağımla tuttuğum fazlalığı üstüne saracak. Bunu buradan tutmamın sebebi de tam ortaya sarsın diye. Çünkü bunu gidip dibe sardırırsanız bir zaman sonra gitarı bozar. Evet, re telimizi de taktık. Şimdi 3 tane misina tellerimiz kaldı. Biz bu gitara siyah gitar teli takacağız. Bunda da birinciden başlayalım. Telimiz bu. Siyah misina teli. Bunu da en alttan alıyoruz. Yine bu şekilde. Burada çok önemli bir nokta var. Buraya iyi dikkat etmeniz lazım. Arkadan attıktan sonra aynı sistemle telin arkasından bir tur alıyoruz. Bunu da ölçmeniz lazım. Yani bunu da buradan bir ölçü tutturmanız lazım. Bu tel nereye geliyor? Şu an gitarı geçiyor bu tel. O yüzden sorun yok. Şurada burada 3 kere üstten alacağız teli. Üstten dışa doğru. Bu birinci, ikinci, üçüncüyü yaptıktan sonra bu tiz teller akort düşmesin diye çok önemli bir şey var. Burada teli gitarın arkasından, yani telin arkasından bir kör düğüm atmamız gerekiyor. Şu şekilde. Umarım görünüyordur. Bu videoyu çekiyorum ama bu şekilde taktıktan sonra bunu da birinciye takıyoruz. Yani birinci kulağa. Burası da çok önemli. Buradan bir atıp geri çekip, yani bir yeri bir şey dikiyormuş gibi bir daha atıyorsunuz. Boşluğu bu tarafa veriyorsunuz. Alttan bir daha atıyorsunuz. Bir daha içeriden yolluyorsunuz. Bu burada bir sıkışıyor. Sonra çevirmeye başlıyorsunuz. Yani bu tel burada sıkıştı zaten şu kısımda. Sonra birinci boğuma oturtup boşluğunu verip, şu an serçe parmağımda tel. Boşluğunu verip çekiyorsunuz. Bu telin akor tutması için, yani çok akordu bozulmaması için şuradaki sistemi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani biz bu alta bir kör düğüm attık. Görünüyor mu bilmiyorum ama umarım görünüyordur. Şimdi birinci teli taktıktan sonra ikinci telimizi de aynı şekilde içten dışa doğru şu şekilde arkasından alıyoruz telin içinden. Biraz boşluk verdikten sonra bakıyoruz. Evet, gitarın sonuna kadar yetişiyor. Sonra 1, 2, 3 tane düğüm attıktan sonra teli bir çekiyoruz. Sonra kör düğüm atıyoruz buraya. Bu kör düğüm çok önemli. Kör düğümü attıktan sonra çekiyoruz. Sonra yine bu şekilde getirip bir değil ikinciye buradan bir kere ittirip tekrar arkasından alıp bir daha ittireceğiz. Girerse tabii. Evet, girdi. Bunu bir daha çekiyoruz. Yani girerse diyeceğim. Ne dememi bekliyorsun? Yani Türkçe konuşuyorum. Türkçe bildiğim için Türkçe konuşuyorum. O aradan girerse demem gerekiyor. İşte kime ne lazımsa öyle anlamak istiyor. Evet. Son olarak üçüncü telimize geldik. Üçüncü telimizi de buradan alıyoruz. Bunu da arkasından doluyoruz. Yanından diyemem çünkü arkasından doluyoruz. Şimdi burada da hikaye aynı. Takmadan önce ölçüyoruz. Yetişiyor mu? Yetişiyor.
bu şekilde 3 kere üstten doladıktan sonra bir arkasından kör düğümü atıyoruz. Bu sol telini takmak biraz zordur. Çünkü bu tel biraz kalın. Sonra burada 1, 2, 3'üncüye geldik. Bunu 2 kere geçirmeye çalışmayacağız. Çünkü buradan 2 kere geçmez. Buradaki delikler küçük. Tamam mı? O yüzden burada 1 santim boşluk bırakıyoruz. Telin boşluğu burada. Şu şekilde. Bu boşluğu daha da kısa bırakabilirsiniz. Evet, mesela bu yağlanmadığı için çok zor dönüyor. Buradaki vidayı yağlamamız gerekiyor, onu anlıyoruz şu an. Bunu buradan boşluğunu, teli görüyorsunuz. Bu kadar bir boşluk bıraktım. Sonra sarmaya başlıyoruz aparatımızla. Tel sarma aparatı. Bu şekilde sarıyor sol telimizi. 2-3 tur döndükten sonra zaten o tel kendini kilitleyecek. Kitlemese de geri atacak, bir daha takmak zorunda kalacağız. Evet, mesela geri attı. Biraz daha fazla boşluk bırakacağız o tarafa. Ya da iki düğüm atacağız. Bu başınıza gelebilir, o yüzden biraz zorladım bunu. Şimdi bunu çektik. Alttan bir daha göndereceğiz aynı delikten ki atmasın. Bu buraya çok zor giriyor ama biraz zorlarsanız girecek. İki kere, yani bir tur döndürdük, artık bu atmayacak buradan. Sonra sol telimizi çekiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi gitar telleri takıldı. Sonrasında akor çekeceksiniz. Tellerimiz siyah tel. Onu da almak isteyenler için linkini alta bırakacağım. Oradan satın alabilirler. Tellerin kalitesi güzel. Ben Godin'de kullanıyorum. İşinize yararsa alır kullanırsınız. Akort için sizin zamanınızı almayacağım. Akordu çekeceğim. Çünkü bir tane çok değerli bir öğrencim var. O beni bekliyor. Onun dersini yapmam gerekiyor. Yoksa bana çok kızabilir. Beni dövebilir hatta. O yüzden şiddete hayır, hoca şiddetine hayır diyoruz. Buradan hepinize selam olsun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın, müzikle kalın. Kelimeleri de takılmayın bu arada.